Merhabalar değerli izleyenler, ben Şeyda Emiroğlu. Yaşam Koç'un programıyla bugün de RTV ekranlarında sizlerle birlikteyiz. Bugün kadınları özellikle ilgilendiren çok farklı, çok güzel bir konumuz ve konuğum olacak. Kadın hastalıkları uzmanı doçent doktor Engin Yıldırım hocam bizimle olacak. Sakın ekran başından ayrılmayın, harika konular konuşacağız. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Sizi gördük, daha iyi olduk. Çok yoğunsunuz biliyoruz. Bizi kırmadınız. Tekrar geldiniz. Çok mutlu olduk. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Davetiniz için teşekkür ederiz. Sizi kısaca bir tanıyalım. Daha önce de belki izleyiciler izlediler. Bizi burada konuk olmuştuk. İsmim Engin Yıldırım. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Doçent unvanına sahibim. Aynı zamanda tüp bebek uzmanıyım. İşte beraberinde yüksek riskli gebeliklerin yönetimiyle ilgileniyoruz. Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin Kadın Doğum Anabilim Dalı'nın kurulumunu sağladık. Şimdi anabilim dalında güzel işler yapmaya başladık. Malatya Devlet Hastanesi çatısı altında ortak kullanım protokolüne bağlı olarak çalışıyoruz. Hasta bakmaya, işte Malatya'ya hizmet etmeye şevkle devam ediyoruz. Ne mutlu bize. O zaman sizden bugün dolu dolu bilgi alacağız. İnşallah. Faydalı inşallah. Bilgiler alacağız. O kadar çok soru var ki, seyirci sorusu da var. O yüzden hemen başlamak istiyorum. Tabii, konuya tabii, giriyorum. Tabii, tabii. Şimdi genel doğum, sezaryen doğum, bundan başlayalım. Çünkü çok ikilemde kalınan bir mevzu genel doğum, yani normal doğum, sezaryen doğum. İşte sezaryen doğum herkes tavsiye etmiyor, kimisi tavsiye ediyor. Normal doğum daha sağlıklı diyorlar. Hocam bu konuya bir açıklık getirelim. Şimdi güncel tıbbi literatür son 10 yıldır vajinal doğumu teşvik ediyor. Bizim Sağlık Bakanlığımızın da hazırladığı kılavuzlar tamamıyla vajinal doğum üzerinden yürüyor. Sezaryen doğumun sınırları ve sınırlılıkları çok net. Vajinal doğum adı üstünde vajinal yoldan, fizyolojik yoldan bebeğin dünyaya getirilmesi işlemi. Ve Adem'le Havva'dan beri bu iş böyle yürüyor. Ancak bazı kriterler var ki bu bebekler sezaryenle doğmak zorunda kalıyorlar. İşte geliş anomalileri, bebeğin iri olması, anneden kaynaklı bazı kalıtsal veya sonradan oluşmuş anormallikler, bazı gelişimsel bebek kusurları bu çocukların sezaryenle doğmasına neden oluyor. Vajinal doğumla sezaryen doğumu ayıran en önemli şey ise doğumdan sonraki o yavrucakların bakımı. Yavrucaklar sezaryen doğumdan sonra ciddi solunum ve büyüme sıkıntıları yaşayabiliyorlar. Ancak vajinal doğum sonrası bu solunum ve büyüme sıkıntıları yaşanmıyor. Emme ve emzirme refleksi çok daha hızlı geliyor ve mamaya bağımlı bebeklerin gelişmesi engelleniyor. Dolayısıyla alerjiden uzak, anne ile iletişimi düzgün ve çabucak hayata tutunabilen yavruları kucağımıza alıyoruz. Tabii ki sezaryen endikasyonları var. Tabii ki sezaryanda bir doğum şekli ve gerekli endikasyonlarla yapılması gerekir. Ama hele hele ilk doğumlar için bizim ilk tercihimiz kesinlikle sezaryen doğum değil, normal doğum tercih ediyoruz. Daha önce sezaryen yapmış hastalarımızı da biz vajinal doğum için teşvik ediyoruz. Yani hanımefendi bir nedenle ilk doğumunu sezaryenle yapmış olabilir. Ancak ikinci doğum için de biz bu hastalarımızı sezaryandan kurtarabilmek için bazı sınırlarla vajinal doğumu teşvik ediyoruz. Hocam eskiden sanki böyle bir şey yoktu. Yeni bir uygulama mı bu? Yani son 5 yıldır Amerika Birleşik Devletleri'nden tüm dünyaya yayılan, özellikle Finlandiya ülkelerinde, Kuzey Avrupa ülkelerinde yaşayan halkların da bunu teşvik ettiği bir yöntem. İşte eğer ilk doğumda annenin doğum endikasyonu, sezaryen endikasyonu doğum yoluyla ilgili değilse, sadece bebekle ilgiliyse, annenin fizyolojik yapısı normal doğuma uygunsa, doğum klasik sezaryen kesisi yerine şu an kullanılan modern yöntemlerle yapıldıysa, doğumun üzerinden, sezaryen doğumun üzerinden 2 yıldan fazla süre geçtiyse, bebeğin büyümesi ve gelişmesi normal sınırlarda ilerliyorsa, yani iri bir bebek, işte geliş anomalisi olan bir bebek yoksa ortada, sezaryandan kurtulma şansları var hastalarımızın. Tabii ki diğer normal doğum hastaları gibi takip gerektirmiyor. Çok daha yakın, çok daha dikkatli takip gerektiriyor. Ve %95 oranında bu anneler çocuklarını normal yoldan kucaklarına alabiliyorlar. Yani bir ihtimal var sezaryen tabii, yaptıysak tabii, değil tabii. mi? İkinci doğum için bir ihtimal var. Ama ikiden fazla sezaryen olmuş hastalarımız için bu ihtimal giderek azalıyor. Hele hele mesela hanımefendi miyom ameliyatı oldu. İşte sezaryandan sonra bir de miyom ameliyatı olmuştu. Rahmi ile ilgili bir işlem daha yapıldıysa tabii ki normal doğum şansı giderek azalabilir. Ancak tek bir sezaryen ameliyatı varsa hastalarımıza bir normal doğum şansı tanımakta fayda olduğunu düşünüyorum.
Peki hani aklıma direkt şu geldi benim. Şimdi bir dikiş yeri oluyor sezaryanda. Bu normalde onda zedelenme herhangi bir risk oluyor mu? Evet, zaten bugüne kadar yani son 10 yıldır bizim en büyük korkumuz eski sezaryen yerinden sezaryen sıkarı diyoruz. Dehiseans dediğimiz o yaranın açılma ihtimali. Ancak şunu gördük ki eylemleri takip ettikçe bebeğin kalp atışı, annenin ağrıları, doğumun ilerleyiş hızı, süresi, her şey normal giderken o sezaryen yerinin açılma ihtimali %3 ila 5. Çok küçük bir ihtimal. %90-95 hiç açılmadan normal doğum yolundan ilerliyor. Bu konuda endişeler yersiz ama modern yöntemlerle sezaryen yapıldıysa. Eskiden dikey sezaryen kesileri yapılırdı. Tabii bunlar 1990'lardan sonra terk edildi. 90 öncesi doğumlarda dikey sezaryen kesileri daha fazlaydı. Onlarda sezaryen doğumdan sonra normal doğum denemiyoruz ama 90'dan sonra doğmuş yavrucakların ikinci kardeşleri normal yolla doğabilirler. O zaman bu güzel haber değil mi? Evet, Tabii iyi bir evet. takiple, iyi bir Evet, muayene yakın ile. bir doğum takibiyle ve yakın gebelik takibiyle tabii ki. Yani burada en önemli faktör kadın doğumcuyla hastanın iletişimi. Eğer iletişim kopuksa, doğum 24 saat takip edilemeyecekse, kadın doğum uzmanı doğumun eylemin başladığından sonlanacağı zamana kadar hastanın başında değilse veya ani gelişen bir kanamada hasta hızlıca ameliyathaneye alınamıyorsa tabii ki bunu yapmamak lazım. Yani Evet. bu şartlar sağlanmadığı zaman sezaryen daha güvenilir görünüyor şu Aman o şartlar zaman altında. Allah korusun diyelim. Çok 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 dikkatli olalım. Çok iyi muayene olalım. İyi hekimlere gidelim. Araştıralım değil mi Tabii hocam? tabii Bunu yani merdiven altı şimdi daha önce olmasın. hiç normal doğum, sezaryen sonrası normal doğum deneyimi olmayan bir hekime de en azından deneyim eksikliği nedeniyle gitmemek lazım. Daha Evet, önce sağlığımız sezaryen açısından. olmuş hastaları doğurtan bu işi rutin olarak yapan hekim arkadaşlarımız var. Hem özel sektörde hem devlet sektöründe. Bu arkadaşlarımız çocukları sağ salim anne kucaklarında teslim ediyorlar. Peki hocam şimdi evet normal doğum dedik, sezaryen dedik. Bir de böyle kontrolsüzce doğum artık hani 3, 4, 5, 6 çocuğu Evet, olanlar evet. var. Bu da büyük sıkıntı hocam. Yani biraz da doğum kontrol yöntemlerini konuşalım. Şimdi doğum sayısını devletimiz üremeyi teşvik ediyor. Yani biz 3 doğum hedefiyle işte devlet politikası da var. Hareket ediyoruz ancak hele hele sezaryen sayısı arttıkça bize ne yazık ki bunlarla daha sık karşılaşır olduk. Doğum sonrası kanamaları, doğum kanamaları, doğumda işte rahmin alındığı durumlar karşımıza çıkıyor. Haliyle daha önce 3 sezaryen, 4 sezaryen olmuş hastalarımızın artık doğum konusunda ısrarcı olmamaları lazım. Kontrol yöntemleri çok çeşitli. Yani şöyle ifade edeyim. Kabaca ikiye ayırmak gerekirse birincisi bariyer yöntemler. Yani spermle yumurtanın birleşmesini engelleyecek bariyer yöntemler var. Bunlar işte prezervatif, kondom veya kadın kondomu veya tamponlar. Bunun gibi bariyer yöntemler var. Bu yöntemlerin iki önemli avantajı var. Bir tanesi tekrarlayan mantarları, tekrarlayan vajinitleri, cinsel yolla bulaşan hastalıkları ve bazen hepatitleri, human papilloma virüs dediğimiz HPV virüslerinin geçişini durdurabiliyor. Bariyer adı üstünde bariyer metotlar. Bazı metotlar var ki kontraseptif hormonlar içeriyorlar. Adını bildiğimiz üzere doğum kontrol hapları veya enjeksiyonla yani kalçadan ya da bacaktan enjekte edilen depo şeklinde verilen doğum kontrol ilaçları ve bazen de cilt altına implant edilen, bizim hemen cilt altına bıraktığımız yaklaşık yarım santim derinliğe dışarıdan da hissedilebilen yaklaşık 4 santimlik sürekli hormon salgılayan implantlar var. Bu implantlarla da korunma sağlanabiliyor. İkinci metotları biz daha çok şu hastalara öneriyoruz. İşte hastalarımız tekrarlayan vajinal kanamalarla, düzensiz adetlerle başvurduğunda aynı zamanda korunma istiyorlarsa biz hızlıca hormonal kontraseptif metotları uyguluyoruz ve hastalarımız hem düzenli adet görüyorlar hem de korunmuş oluyorlar. Bariyer yöntemleri daha çok işte tekrarlayan vajinitleri olan hastalarımıza öneriyoruz ya da cinsel yolla bulaşan hastalıklardan muzdarip olan hastalarımıza öneriyoruz. Bir de spiral var halkın en çok kullandığı metot. Spiral vajine içerisinden rahmin iç duvarına gönderilen yaklaşık T şeklinde oluşturulmuş. Bunun şekilleri değişkenlik gösterebilir. Spiral şeklinde olanlar olabilir. S şeklinde olanlar olabilir. Kimisi bakırlı. İçerisinde bakır bulunduruyor. Kimisi bakır içermiyor. Bakır alerjisi olan hastalar için kullanıyoruz. Kimisi de bulunduğu ortamda kendisi hormon salgılıyor. Böyle hormonlu spiraller var. Bunların da avantajı şu.
Bazen kadınlar anormal üterin kanamalarla geliyorlar. Biz bir biyopsi alıyoruz. Yani Allah korusun rahim kanseri var mı yok mu diye. Kanser değil ama kanser öncesi bazı değişiklikler var. İşte o hormonlu spiraller hem korunmayı sağlıyor hem tedaviyi sağlıyor. Yani hastayı resmen ameliyathaneden elimizden alıyorlar. Ameliyat olmaktan, rahmini aldırmaktan kurtarıyorlar. Standart Sağlık Bakanlığı'nın uyguladığı spiraller bakırlı spiraller. Bakırlı spiraller korunma oranı %99'a yakın. En güvenilir, sonuçlarını en iyi bildiğimiz spiraller. Bunların tek riski de tekrarlayan enfeksiyonlara maruz kalmaları hastalarımızın. Böyle ağrılar, akıntılar arttığında hemen hızlıca bize başvurduklarında kolayca tedavisi yapılabiliyor. Hocam peki dediniz ya hasta geliyor istiyor biz takıyoruz veya işte öneriyoruz. Bir de hani böyle kontrolsüzce hani bilinçsizce üreme var. İşte 5-6 çocuk, 7 çocuk yapıyor hiçbir şey yapmıyor. Devlet buna bir şey yapıyor mu hocam? Hayır belki? Şimdi devletin insanların üreme sayısı ve üreme metodu ile ilgili bir tercih yok. Bu insan haklarına da aykırı. Ancak hastalara şu bilinci aşılamamız lazım. Birincisi doğum sayısı arttıkça doğum komplikasyonu artar. Birinci doğumla altıncı doğum arasında bebeğin büyümesi, gelişimi, gebelik diyabetine yatkınlık, değişkenlik gösterir. Sayı arttıkça hastanın yaşı da artıyor. Altıncı doğumuna geldiğinde 40 yaşına gelmiş oluyor. Bu sefer o çocukta kromozomal anomalileri görme şansımız artıyor. Haliyle bu durumlarda hastaları vakit ayırıp detaylıca bilinçlendirmek lazım. Doğum sayısı arttıkça doğum sonrası idrar kaçırmaları, doğum sonrası yırtıklar, sarkmalar bunlar da artıyor. Hele hele vajinal doğumlardan sonra. Sonra hastalarımız bir turda bize ameliyata geliyorlar işte idrar kesem sarktı, şu oldu bu oldu diye. Evet o yüzden bilinçlenmek şart diyoruz hocam değil mi? Şimdi bir de laparoskopik cerrahi nedir onu konuşalım hocam biraz. Şimdi bu da dünyada değişen bir cerrahi eğilimin son noktası. Biz klasik kadın doğumcu yetiştirirken bizim de asistanlarımız var. Temel anlamda bir doğum, sezeryan veya hastanın hayatını kurtaracak acil rahim alma ameliyatları, acil kanama durdurucu ameliyatları sezeryan kesisi veya dikey kesiyle açık şekilde öğretiyoruz. Laparoskopik cerrahiler 5 milimetrelik, 1 santim ben bile daha küçük, 5 milimetrelik kesilerle karın içerisinde daha büyük kesi yapmadan ameliyatı tamamlamamızı sağlıyor. En basit uçtan en komplike uca kadar, kanser ameliyatından tutun, en basit uç olan sadece tüplerin bağlanmasına kadar her türlü cerrahi metot laparoskopik olarak yapılabiliyor. Bunun bir seviye ötesi robotik cerrahi. Ne yazık ki bizim şehrimizde robotik cerrahi yapacak bir ekipmanımız veya bir tıbbi düzenimiz yok. Hani olursa inşallah hastalarımız bu hizmetten de faydalanır. Ama laparoskopik olarak hem yumurtalık kistleri, hem miyomlar, hem yer kaplayıcı kitleler, hem işte tüpler üzerinde yapılacak tedaviler, endometriozis tedavileri, tüplerin reanastomozu veya tüplerin ucundaki tıkanıkların açılması mümkün. Kadın doğumu jinekolojik ameliyatlarının neredeyse tamamı laparoskopik olarak yapılabilir hale geldi artık günümüzde. Üstelik enstrümanlar da çeşitlendi. Artık biz eskiden laparoskopik miyomektomi yaparken kocaman bir rahim kesisi yapar, ardından o miyomu çıkarmaya çalışırdık. Saatler sürerdi. Şimdi daha kibar, daha komplike aletler gelişti. 4 saatte yaptığımız ameliyat artık 1 saatte yapar hale geldi. Acaba 10 yıl sonra neler göreceğiz değil mi hocam? 10 yıl sonra artık robotik cerrahiye geçeceğiz. Baktığımız yöne kameralar hareket edecek. Bizim ellerimiz artık robotun elleri olacak. Bunu öngörüyoruz. Büyük şehirlerde tabii bu robotik cerrahiler daha da gelişti. Var mı hocam Türkiye'de? Tabii. Ankara'da, var, İstanbul'da, İzmir'de, Adana'da, Başkent Üniversitesi'nde. Malatya'da yok sanırım. Malatya'da yok şu anda. Tez zamanda gelmesi ümit ediyoruz. İnşallah, umuyoruz. Gelirse biz de hastalarımızı bu hizmetten faydalandırırız. Teşekkür ederim hocam. Hocam bir de bağlanan tüpler nasıl açılıyor? Hani neden bağlanıyor? Biraz da bunları konuşalım. Şimdi hanımefendiler veya daha doğrusu çiftler çocuk sayılarını tamamladıklarını düşünüyorlar. Artık işte biz yeterince çocuk sahibi olduk. Korunma metotlarından tamamından da muzdaribiz. Hani artık bu korunma metotlarından kurtulalım. Kalıcı olarak fertilitemizi sonlandıralım. Yani gebelik planını ortadan kaldıralım diyor. Ve geri dönüşümsüz olarak tüpleri bağlatıyor. Tüpleri şu şekilde bağlıyoruz. İki yani uzun bir biyolojik yapı bir ucundan tutup kaldırıp altından düğüm geçip sonra da üzerini kesiyoruz. Amacımız tüpün bütünlüğünü birbirinden ayırmak.
Biz bu ayrılacak işlemi yaptıktan sonra çiftlere işte bir ay, 1,5 ay sonra artık korunmanın geri dönüşümsüz olarak bittiğini söylüyoruz. Ne yazık ki insan hayatı dinamik bir süreç. Çiftler üzerinden vakit geçtikten sonra kimisi yeni evlilik yapıyor, kimisi çocuğunu kaybediyor, başka bir çocuk düşünüyor ya da kararları değişiyor. Yeniden çocuk isteyerek bize başvuruyorlar. Bazen de tüplerimi bağlattım, karnım ağrıyor diyerek gelenler de var. O da bir sendrom. Tabii biz hastanın şikayetlerini ciddiye almak zorundayız. Ancak elde edeceğimiz sonuçları da hastanın bilmesi lazım. Yaptığımız işlem ayrılmış iki tüp ucunu tekrar mikrocerrahi metotla birbirine yaklaştırmak ve dikmek. Tabii ki bu biyolojik bir yapı. Yani bir hortumu, kesilmiş bir hortumu iki ucuyla birbirine birleştirmiyoruz. Tüp dediğimiz yapıların içerisinde silya denilen küçük hareketli parçacıklar var ve o yumurtanın rahme doğru ilerlemesini sağlıyor ve spermle yumurta tüpte birleşiyor. Biz bu kanalizasyonu yaptıktan sonra kullandığımız mikrocerrahi yöntemleriyle gebeliği garanti edemiyoruz. Yani bazen gebelik elde ediyoruz. Bazen o hasar almış, tekrar birleştirmiş tüpte bir gebelik oluşuyor. Bunun adı dış gebelik oluyor. Bazen hiç gebelik elde edemediğimiz oluyor. Ancak tabii ki bu mümkün. Hastaların başka alternatifi de tüp bebeğe gitmek. Ancak o masraflı, uzun süren, yüksek ilaç dozları kullanımını gerektiren bir metot. Bunun yerine daha hızlı, kolay ve sonuç odaklı tüp rekanalizasyonunu, mikrocerrahiyle rekanalizasyonu tercih edebilirler. Bu ameliyatları yapıyoruz. Ancak dediğim gibi iki önemli riski var. Bir tanesi gebeliği gerçekten elde edemeyebilirler. Çünkü hasar almış bir tüpü tekrar onarmaya çalışıyoruz. İkincisi de tüpte dış gebelik oluşabilir. Çünkü yine hasarlı bir gebelikte ilerleyemeyen bir yumurta nedeniyle dış gebelik riski de artıyor. Vatandaşlarımızın, halkımızın bunu bilmesinde fayda var. Hocam peki siz bu tüp bağlamayı tavsiye ediyor musunuz? Çiftler eğer çocuk sayılarını tamamladıklarından eminlerse ve diğer kontraseptif metotları yani geri dönüşümlü diğer korunma metotlarını denedilerse, bir nedenle fayda görmediler veya yan etkiler gördülerse tabii ki bu da ucuz, kolay uygulanabilen bir metot. Hatta artık daha önce sorduğunuz üzere laparoskopik olarak yapıyoruz. Tek bir port girişiyle 12 dakikalık, 10 dakikalık bir işlem haline geldi. Ama vatandaşların şunu bilmesi çok mühim. Bu iş geri dönüşümsüz olarak yapılıyor. Bunu bilmeleri lazım. O yüzden bence çok iyi düşünmek gerekiyor. Tabii, değil mi hocam? Tüp bağlatma kararını vermeden önce çok iyi düşünmek lazım. Şey oluyor mu hocam, yapıp size gelip çok pişman oldum diyenler falan? Tabii tabii tabii. Yani tüplerini bağlatıp bir ay sonra bana hocam bunu geri açın diye gelenler oluyor. Tabii şimdi biyolojik yapıların iyileşme süresi var. 8 hafta ile 12 hafta geçmeden biz kesinlikle hastanın karnını bir daha açamayız. Mümkün değil. Vatandaşlar biraz düşünüyorlar. Vakit geçiyor. Kararlarını bir daha gözden geçiriyorlar. Geliyorlar, bilgileniyorlar. Bazen vazgeçiyorlar, bazen açtıracağım diyorlar. Biz de ameliyatını yapıyoruz. Ellerinize sağlık diyelim. Teşekkür ederiz. Şimdi bir de anne karnında mı diyelim, bebeklerin kromozom anormalliklerini hocam nasıl anlıyorsunuz? Şimdi bunu da ikiye ayırmak mümkün kabaca. Şimdi çiftler bize hamile olduklarını öğrendiklerinde mutlu mesut şekilde geliyorlar. Biz onlara izleyeceğimiz yol haritasını çiziyoruz. İlk ultrasonlarını yapıyoruz. Bebeğin yapısı hakkında kabaca bir fikir sahibi olduğumuzu kendilerine iletiyoruz. Ve çocuğun genetik mirasını değerlendirmeye çalışıyoruz. Bizim en büyük korkumuz şu an toplumda en sık görülen kromozom anomalileri olan trizomiler. Şimdi o kromozom sayısının normal olup olmadığını bilmemizin kesin bir metodu var. Bu da amniyosentez ya da 12. haftada yapılan koryon villus örneklemesi. %99.9 doğrulukta bize bunu söylüyor. Ama oraya varmadan önce bazı tarama testleri var. İkili, dörtlü tarama testleri. Biz bu tarama testlerini yapıyoruz. Yüksek riskli gördüğümüzde bu girişimsel işlemleri yapıyoruz. Yani amniyosentez ya da koryon villus örneklemesini. Şimdi araya bir metot daha girdi. Bu metot non-invasive prenatal test deniyor. Aslında yine has bebeğin genetiğine bakıyoruz ama tarama testleri kadar zayıf değil, amniyosentez ve CVS kadar kuvvetli değil. Fark şurada, 10. haftadan sonra, gebeliğin 10. haftasından sonra anne karnındaki bebeğin genetik kalıntıları, DNA'ları annenin kanında dolaşmaya başlıyor. Ve bebek büyüdükçe dolaşan DNA parçaları da artıyor. Bu metot anneden aldığımız kandan bebeğin DNA'sını arıyor, %4'e yakın dolaşma oranına ulaşması lazım. Bebeğin DNA'sını bulduktan sonra kromozom sayısı
veya kromozomun bütünlüğü hakkında bize doğruya yakın %99 ile 90 arasında değişen doğrulukta bir sonuç veriyor. Peki bunu kime önerelim? Bir kere bu test şu an artık hani devlet tarafından karşılanan bir test değil. Bunu vatandaşların özel laboratuvarlardan ücret ödeyerek talep etmesi lazım. Örnek veriyorum, ikili tarama testi riskli çıktı hastamızın. Kendisi de 35 yaşın üzerinde, yüksek riskli görünüyor. Hastaya biz non-invasive prenatal test, DNA testini öneriyoruz. Hasta eğer maddi imkanları yeterliyse DNA testine gidiyor. Sonuç normal geldi. Hastaya diyoruz ki bakın bu gebelik %90, 95, 99 artık ne gelirse sonuç sağlıklı görünüyor. Buna rağmen amniyosentez istiyor musunuz? Hasta diyor ki hocam ben bu teste güveniyorum. Artık amniyosentezi istemiyorum. Bazen de bu testin sonucu diyor ki ya kusura bakmayın hanımefendi testinizi yaptık ama sonucunuz çocuğunuz trizomili görünüyor diyoruz. Hasta diyor ki hocam ben emin olmak istiyorum. O zaman amniyosentezi alıyoruz. %100 mü hocam? %95 ile 99 arasında değişiyor. Hiç mucize oluyor mu? Yani cell-free DNA'da yanılma ihtimali çok az. Yani non-invasive prenatal test ikili dörtlü tarama testinden daha güvenilir bir test. Çok yanıldığını ücretli görmedik. Ücretli dediniz değil mi hocam? Tabii bu ücretli bir test ve çok yanıldığını görmedik. İkili ve diğer dediğiniz dörtlü de var. Tarama dörtlü tarama testleri de. Bunlar ücretsiz. Onlar devlet da yanılma oranı. Onlar da yanılma oranı çok yüksek. Yani orada biz mesela çocuğa diyoruz ki bu çok yüksek riskli Down sendromlu bir bebek diyoruz. Hasta hemen non-invasive prenatal test istiyor. Bir bakıyoruz trizomi normal. Trizomi görünmüyor. Kromozomlar normal. Aslında hastaya çok iyi değil mi hocam? Yani şöyle maddi imkanlar ve hastaların durumu anlaması açısından oldukça faydalı. Yüksek maliyetli mi hocam çok? Yani şimdi bu firmadan firmaya değişir. Şimdi bazı Çin firmaları var ki kitlerin güvenilirliği düşük. Onlar 1000 lira, 2000 liraya yapıyorlar. Bazı firmalar var ki güvenilirlikleri çok yüksek. Yani Amerikan, Alman firmalar. Onlar da 4, 5, 6, 10 bin liraya kadar uzanan kitler var. Kitlerin çeşitliliğiyle ilgili bizim de güvendiğimiz bazı kitler var. Hem fiyat performans oranına bağlı olarak vatandaşlara bu seçeneği sunuyoruz. Ama vatandaşlar bu seçenek sonrasında biz bu ücretleri ödeyemeyiz derlerse ve kesin tanı istiyorlarsa yaptıracakları tek metot var. Amniyosentez ya da koryon villus örneklemesi. Amniyosentez bebeğin içinde bulunduğu sudan bir iğneyle girip yaklaşık 20 mililitre kadar sıvı alıp bunu genetiğe yolluyoruz. CVS ise bebeğin plazentasının geliştiği alandan yine bir iğneyle girip yaklaşık 8 mililitre kadar bir kan ve plazent örneği alıp bunu da değerlendirmek için laboratuvara gönderiyor. Sizin tavsiye ettiğiniz hangisi olur hocam bu durumda? Bu hastaya göre değişir. Yani hastamız eğer 35 yaşının altındaysa işte sağlıklı bir gebelik görüntüsü varsa ultrasonda, ikili tarama testi yüksek riskli bile gelse, biz hastaya diyoruz ki riskiniz yüksek ama sizin biyolojik olarak bu riskle karşılaşmanızı anlamlandıramıyoruz. Siz bir non-invasive prenatal test yapın, sonuç normal gelirse kafanızı yastığa rahat koyarsınız diyoruz. Ama hastamız 40 yaşına gelmiş, ultrasonda da Down sendromlu belirteçleri var. Hastaya bazen hiç non-invasive prenatal test önermiyoruz, direkt size amniyosentez yapalım diyoruz. Bu hasta bazlı değerlendirilmesi gereken bir süreç. Hastaya göre değişen bir süreç. Anladım hocam. Şimdi konuşacağımız çok konu var tabii ama yine reklam aramız var. Virgül koyuyorum, kaldığımız yerden devam edelim. Hay hay. Evet değerli izleyenler, kısa bir reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ekran başından ayrılmayın. Değerli izleyenler, kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi seyirci sorusu alacağım. Hocam cevaplayacak birçok soru gelmiş. O yüzden herkese zaman ayırmaya çalışacağız. Hemen konuya girmek istiyorum. Hocam başlıyorum çünkü çok fazla soru gelmiş. Çok, tabii. Kadın olunca söz konusu çok fazla konu var biliyorsunuz. Tabii bekliyorum. Şimdi miyom diyemiş. Miyom ameliyatla mı alınır? Şimdi bu çok
hani üstün körü cevaplanacak bir soru değil ama şöylece hızlıca bir fikir sahibi olsunlar diye ifade ediyorum. Biz tüm miyomları ameliyat edecek olsak, tüm miyomları, en az kadınların yarısını ameliyat etmemiz lazım. Miyom çok sık gözlenen, rahmin iyi huylu uru. Yerleşimi itibariyle bazen hiç semptom vermeyebiliyor. Yani hastalarımız miyom olduğunu tesadüfen başka bir nedenle ultrason yaptırırken gösteriyor. Kimisi geçmeyen karın ağrıları, bel ağrıları ya da büyüyen miyomlar nedeniyle diğer organların tutulduğu durumlarda geliyor karşımıza. Kimisi de çok fazla vajinal kanamayla, düzensiz adetlerle geliyor. Biz burada hastalarımızın şikayetine derman olmak için ameliyat yapıyoruz. Özellikle kanama miktarını fazla olan hastalarımızın ameliyatlarını kapalı yöntemlerle yapıyoruz. Hastalarımız çok daha hızlı iyileşiyorlar. Ancak büyük, işte diğer organlara sirayet etmiş, karın içerisine doğru büyümüş. Yani mesela bir ay önce bir ameliyat yaptım. Midesinin üzerine kadar çıkmış bir miyom vardı. Artık orada miyom almanın bir anlamı kalmamış. Hocam ben sizin sayfanızda gördüm büyük bir... Evet, evet. Yaklaşık 11 kilo kadar bir miyom çıkardık. Ben hayretler içinde kaldım. Şimdi, ama hastamız ihmal etmiş. Kadın doğumcu en son ne zaman göründünüz diyorum. 8 yıl önce diyor. En son doğumunda gözükmüş. Tüylerim diken gibi oldu biliyor musun? Hocam bunu anlamıyorlar mı? Karnımda bir şişlik var. Anlamlandıramıyorum diye başvurdu hasta. Tabii şimdi karnındaki şişliği o kadar alışmış ki 8 yıl boyunca bağırsak hareketleri, gaz sancısı diye adlandırıp gezmiş. Bize geldiğinde midesini yukarıya doğru itmiş, artık mide ağrıları başlamış, tek taraflı böbreğini dilat etmiş, genişletmiş. Peki böyle göbek çıkıyor mu hamile gibi? Tabii tabii, karnı yaklaşık 8-10 santim ileride geldi. Ve ne yazık ki çok büyük bir ameliyat oldu, yaklaşık 4,5 saat sürdü ameliyatı. Hastalarımızın kadın doğum muayenelerini ihmal etmemeleri lazım. Hangi miyomların ameliyat edeceği çok sınırlı şekilde belirlenmiş. Kadın doğumcuyla bu konuyu detaylıca istişare etmeleri gerekli. O zaman diyoruz ki kendinizi ihmal etmeyin. Herhangi bir sıkıntı, tuhaflık vücudunuzda hissede çok zor değil. Bir devlet hastanesinden randevu alıp gitmeniz bir gününüze bakar. Kendiniz değerlisiniz arkadaşlar. 11 kilo miyom ne demek? Evet. 11 kilo yani maalesef bu ihmalden oluşan bir şey. PCOS hastaları diyor, doğumlarda nasıl bir yol izlemeli? Şimdi şöyle ifade edeyim, polikistik over sendromu açılımı PCOS'un. Evet. Bu bir sendrom, yani birçok bulgunun bir arada bulunması. İşte hanımefendiler geciken adet süreleri, düzensiz yumurtlamalar ve geciken gebelikler nedeniyle bize başvurabiliyorlar. Bazen bundan hiçbiri olmuyor, hastalarımız geçmeyen, tedaviye dirençli, lazere gidiyorum, bir türlü fayda görmüyorum denilen tüylenmelerle başvurabiliyorlar. Bazen kilo vermekle ilgili sorunlar yaşayabiliyorlar. Ve bazen de bozulan şeker düzeyleri nedeniyle diyabete doğru hızlıca gidiş oluyor. Tüm bu bulguların bir arada bulunmasına polikistik over sendromu diyoruz. Evet. Hastalarımız gebelik elde ettiklerinde yapacakları en önemli şey şu. Kilo takibi, kilo takibi, kilo takibi. Bir gebeliği kilo almadan bitirmek mümkündür. Eğer vücut kitle indeksiniz yüksekse, vücut kitle indeksiniz 25 ve üzerindeyse alacağınız kilonun mutlaka sınırlı düzeyde tutulması gerekli. Ve polikistik over sendromu hastaları gebelik diyabetine ve gebelikte kontrolsüz kilo alımına yatkın hastalar. Burada sadece kadın doğumcu değil, aynı zamanda diyetisyen ve bazen de yaşam koçu desteği gerekiyor. Evet, birlikte ortak çalışmalarımızdan biliyoruz hocam. Evet, evet. Ellerinize sağlık, çok güzel sonuçlar aldık. Evet, hastalarımızda hiç kilo almadan sadece bebek odaklı, bebeğe evet, kilo aldırarak çok güzel sonuç. O bebek 3 kilo 700 gram doğdu. Evet, yani gördüğünüz gibi bu mümkün. Yani oturup akşama kadar hamur işi yemekle bebeğe kilo aldıramazsınız, sağlıklı beslenemezsiniz, zarar verirsiniz. Sağlıklı beslenin. Yapamıyorsanız da uzmanlardan destek alın. Teşekkür ederiz. Diyor ki annenin geçirdiği üst solunum hastalığı bebekte sorun yaratır mı doğumda? Şimdi üst solunum yolu hastalıkları çok geniş spektrumda değerlendirilecek hastalıklar grubu. Üst solunum yolu hastalıklarının bir kısmı basit rinovirüs adını verdiğimiz nezle virüsünden kendisini gösterebilirken bazen koronavirüs de üst solunum yolu hastalığı gibi kendisini gösterebilir. Şimdi burada vatandaşların ayırt etmesi gereken şey şu, bu üst solunum yolu enfeksiyonu kaç gündür sürüyor? Eğer bu üst solunum yolu enfeksiyonu 5 günden uzun sürdüyse, beraberinde sinüzit veya bronşit ya da bronşiyolit gibi alt solunum yolu enfeksiyonları bulguları geliştiyse, tedaviye dirençliyse, ateşleri düşmüyorsa, bu sadece basit bir virüs değil,
bir koronavirüs de olabilir, bir influenza virüsü de olabilir. Ve viremi başladıktan sonra, o virüs kanda yayılmaya başladıktan sonra pek tabii ki fetus da bu durumdan etkilenebilir. Bazen sadece fetusun büyümesiyle ilgili bir değişiklik saptayabilirken, bazen kafasında bazı kistler, bazen batın içerisinde, fetusun karnının içerisinde bazen kistler görebiliyoruz. Üst solunum yolu enfeksiyonun varlığı önemli değil, semptomların süresi önemli, dirençliliği önemli. Ve biliyorsunuz bir pandemi sürecinden geçiyoruz ve pandemi sürecinde ağırlıklı olan virüs, üst solunum yolu enfeksiyonu ağırlıklı olarak bulunan virüs şu anda koronavirüs. Ve gebelikle koronavirüs arasında ilişkilendirilmiş bir sürü yayın var. Bir sürü fetal anomaliden bahsediliyor. Tamamı henüz kanıtlanmış olmasa bile bir sürü çeşit var. Haliyle vatandaşların en azından dirençli üst solunum yolu enfeksiyonları olduğunu fark ettiklerinde öncelikle bir koronavirüs testi yaptırmalarını şiddetle tavsiye ediyorum. Ardından tabii ki kadın doğumcuya başvurabilirler. Peki hocam, bir de adet düzensizliği ile alakalı çok fazla soru gelmiş. Yani hani özetle adet düzensizliği neden oluyor hocam? Ne yapılması gerekiyor? Şimdi bu da çok kapsamlı bir soru. Bir kadın adet düzensizliği ile bize başvurduğunda biz menstruasyon düzeninin ne şekilde olduğunu bir kere ayırt etmemiz lazım. Menstruasyon düzeni, yani temiz kalınan süreyle menstruasyon süresi kadından kadına değişiklik gösterilebiliyor. Ama kabaca ifade etmek gerekirse 20 günden daha sık görülen menstruasyonlar veya 7 günden daha uzun süren menstruasyonlar düzenin bozulduğunu düşündürebilir. İkincisi menstruasyonun miktarı. Yani bir hanımefendi, ben adet görüyorum, ilk 3 gün sadece 2-3 kadın pedi ya da kit, işte her neyse ismi, kanamam var, bu çok kanıyorum diye bize başvururken bazı kadınlar da işte kocaman hasta bezleri kadar kanayıp bize bu normal diye başvurabiliyorlar. Kanama miktarının dikkate alınması gerekli. Üçüncüsü ise tam bir jinekolojik muayene gerekli. Şimdi artık güncel hayatta kadın doğumcuların steteskopu, ultrasonları ve her kadın doğum kliniğinde ultrasona ulaşmak mümkün. Hızlı bir ultrasonik muayene ve menstruasyon günü yapılacak hormon değerlerinin de gözden geçirilmesi, kanama düzensizliklerinin tanısının konmasına çok büyük anlamda fayda veriyor. Daha önce sorduğunuz soru, polikistik over sendromu hastalarında geciken adetleri gördüğümüz gibi bazen uzun süre adet görmeyip birkaç ay, bazen bir yıla yakın sonra birden geçmeyen menstruasyon kanamalarını da görebiliyoruz. Bunu ayırt edebilecek durumda hastalarımız değil, elimizdeki mevcut imkanlar ve tahlillerle bunu biz ayırt etmek zorundayız. Ancak günümüzde çok şükür şifası olmayan dert yok. Kullanacağımız hormon ilaçları, kullanacağımız doğum kontrolatları veya vereceğimiz başka tedavilerle bunların tedavisi mümkün. Hocam bir de rahim mantarı çok sorulmuş. Bu neden oluyor? Ne yapılması gerekiyor? Şimdi siz insanların hayatına dokunan bir meslek yapıyorsunuz ve insanların hayatı sadece beslenmekten, işte çalışmaktan ibaret değil. Kişisel bakım, öz bakım, evet, her şeyin merkezinde kalıyor. Mantar dediğimiz mikroplar, mantar dediğimiz mikroorganizmalar normal vücut florası, vücudumuzda bulunan normal bakteriyel flora bozulduktan sonra vücudumuza yerleşen mikroorganizmalar. Ayağınızda da mantar çıkabilir, cildinizde de mantar çıkabilir, işte yüzünüzde de bir mantar çıkabilir, floranızda da bir mantar çıkabilir veya vajinanızda da bir mantar çıkabilir. Üç önemli nedeni var. Bir, normal florayı bozacak işlemler. Gereksiz antibiyotik kullanıyorsanız, gereksiz derecede antiseptik kullanıyorsanız, yani işte efendim ben kişisel bakımımı yapıyorum üzerine, yani ben çamaşır suyuyla temizlenen hasta gördüm. Yani çamaşır suyuyla temizlik yaptığını ifade etti hasta kişisel bakımını. Şimdi bu hastanın normal florasının kalma ihtimali yok. Lactobacillus dediğimiz normal flora bakterileri ortadan kalktıktan sonra yerine ilk yerleşecek mikroorganizmalar mantarlardır ve çok dirençlilerdir. Mantar tedavisi bakteri tedavilerine benzemez. Hem oral hem de vajinal yoldan vereceğimiz ilaçlarla tedavi gerektirir. Ve bazen o kadar dirençli olabilir ki bu mantar tedavileri eş tedavilerini de gerektirmek zorunda kalabilir. Hanımefendi bir şekilde kötü hijyen, yani kötü hijyenden bahsettiğim aşırı hijyen, kötü kalitede hava aldırmayan iç çamaşırları veya ihmal edilmiş vajinitler, ihmal edilmiş tekrarlayan enfeksiyonlar nedeniyle mantarla karşılaşabilir. Bu durum eşine de bulaştırabilir. Ve bu sefer kısır bir döngü başlıyor. Hanımefendiyi tedavi ediyoruz, eşi tekrar bulaştırıyor.
Hanımefendiyi tedavi ediyoruz, eşi tekrar bulaştırıyor. Ya da tam tersi beyefendiyi tedavi ediyoruz, eşi tekrar bulaştırıyor. Bazen eş tedavileri de gerekir. Mantar tedavileri uzun soluklu tedavilerdir ve ana hedefimiz normal floraya tekrar ulaşmak olmalı. Burada siz de biliyorsunuz artık sağlıklı bakteriler dediğimiz probiyotikler evet. ve prebiyotikler var. Biz artık mantar ilaçların yanı sıra probiyotik ve prebiyotik beslenmeden de fayda görmeye başladık ve bunları teşvik ediyoruz. Mevsim meyveleri çok fazla sterilize edilmemiş, çok fazla temizlenmemiş, dalından koparılmış meyvelerin tüketilmesi, evde yapılmış, pastörizeyi kötülemiyorum ama marketten almak yerine evde mayalanmış yoğurtlar ve artık kefir denilen bir mucize var. Evet. Yani kolon kanserinin tedavisinde bile kullanılmaya başlandı. Kefir tüketimini, probiyotikleri ve prebiyotikleri de artık hayatımıza sokmamız gerekiyor. Hocam, üçüncü gebeliğimde düşük yaptım, nedeni kan patılaşması çıktı. Daha önce böyle bir sıkıntı yoktu, bu kalıcı mıdır diyor. Şimdi biz tüm dünyada tekrarlayan gebelik kayıplarının sebebini araştırmak için hem görüntüleme metotları hem de genetik metotları çok sık kullanmaya başladık. Kan patılaşması denilen sorun sadece birkaç genin kalıtımsal olarak anneye aktarılmasıyla ilgili değil, aynı zamanda annenin sonradan edindiği bazı romatizmal hastalıklar nedeniyle de oluşuyor olabilir. Hasta daha önce normal doğum yapmış olabilir, zamanında doğum yapmış olabilir. Kan pıhtılaşmasının asıl nedenini ayırt etmek lazım. Burada kullandığımız iki önemli test var. Bir tanesi kalıtsal testler, yani genetik testleri, bir tanesi de antikor testleri. Hastamızın tabii şikayetlerin hangi yönde olduğuna çok vakıf değilim. Bunlar sanırım sosyal medyadan sorulan evet, sorular ancak medya. Hastanın mutlaka bir hematolog ve kadın doğumcu tarafından görülmesi lazım. Kalıtsal geçişli ise ne yazık ki bu kalıtsal. Daha önce sağlıklı çocukların kucağına almış ama bundan sonra alamayabilir. O yüzden tedavilerini alması lazım. Bazıları sonradan gelişmiş romatizmal hastalıklar nedeniyle oluşmuş olabilir. Tedavileri daha kolay. Bunu ayırt etmenin görevi de hekimlere düşüyor. Biz elimizdeki teknik imkanlarıyla bunu kolayca ayırt edebiliyoruz. Hastamızın mutlaka bir kadın doğum ve hematolog tarafından değerlendirilmesi lazım. Hocam bir de diyor ki bu çok fazla sorulmuş. Ben de merak ettim açıkçası. Tabii. Herkes sormuş. Epilasyon yaptırmak yumurtalara zarar verir mi? Şimdi şöyle ifade edeyim. Kullanılan epilasyonda kullanılan, ben tabii bir dermatolog değilim. Evet. Haddimi aşmak istemiyorum. Ancak temel tıbbi bilimle size şunu söyleyebilirim. Epilasyonda kullanılan lazer yaklaşık 4 ila 6 milimetre derinliğe ulaşıyor. Yani cildinizin ilk tabakasında kıl köklerine kadar ulaşabiliyor. Cildinizin onun altında yaklaşık 4 tabakası daha var. Ve ardından kocaman bir periton zarı, kaslar ve ardından yumurtalıklarınızın kapsülü geliyor, kendisi bile değil. Haliyle epilasyonla yumurtalıklara zarar gelme ihtimali çok az. Böyle bir şey mümkün değil. O zaman hep birlikte rahatladık. Rahat rahat epilasyonunuzu yaptırabilirsiniz evet. diyelim. Şimdi bir de doğum kontrol hapı sorulmuş. Bu da çok sorulan bir soru. Diyorlar ki hani çok uzun süre kullanımlarda vücudu işte yan etkileri olur mu? Veya işte tekrar hamile kalmak istediği zaman rahat kalabilir miyiz bıraktığımız Tabii. zaman? Şimdi şöyle anlatayım. Doğum kontrol hapları içerdikleri hormon düzeyleri ve hormon harmonileri karışımlar itibariyle çok çeşitlilik gösteriyor. Biz bu çeşitlilik arasında böyle bir şansımız var. Hastanın semptomuna göre doğum kontrol hapını ya da sadece korunmak için verebiliyoruz. Bilinen şu ki doğum kontrol haplarıyla fertilitenin geri dönüşümsüz etkilendiği gösterilmemiş. Yani bir kadın doğum kontrol hapını 6 yıldır kullanıyorum, bıraktım, gebe kalamıyorum diyorsa bu doğum kontrol hapıyla ilgili değildir, başka bir neden aramak lazım. Yani doğum kontrol hapları kalıcı olarak üremeyi engellemez. Ha şu yaşanabilir. Doğum kontrol bırakılır. 6 ay içerisinde gebe kalamayabilirsiniz en fazla. Artık etkisi, ilaçların artık etkisi bir ay sonra ortadan kayboluyor. Yani siz bir sonraki siklus bittikten sonra, ilk menstruasyonunuzdan sonra gebelik elde edebilirsiniz %90 ihtimalle. Ondan sonraki gebelik elde etme gecikmeleri çok nadir olursa görünüyor 2-3 ay. Sonrası başka bir neden aramak lazım. Doğum kontrol hapına bu suçu atamayız. İkincisi kullandığımız doğum kontrol haplarının içerdiği hormon düzeyleri nedeniyle hastaları yakından tedaviye başlamadan önce muayene etmemiz lazım. Hastalarımız sigara içiyorsa, hastalarımızın migreni varsa ve bu migren
aura dediğimiz belirteçlerle geliyorsa, işte atıyorum görme bulanıklığı varsa, migren öncesi görme bulanıklığı başlıyorsa, hastanın kalıtsal tromboflipsi varsa, daha önce sorduğunuz bıhtılaşma bozukluğu varsa, evet, hastanın 40 yaşın üstünde ve göğüslerinde kisti varsa, ailesel geçişli kolon ve meme kanseri sendromu varsa biz doğum kontrol haplarını çoğu zaman vermiyoruz. Versek bile en düşük dozda veriyoruz. Yani bir hastaya vereceğimiz doğum kontrol hapını değerlendirirken hastaya sormamız gereken 5 önemli soru var. Bu 5 soruyu sorduktan sonra ilaç dozu ve süresi hakkında karar veriyoruz. Hocam bir de diyor ki polip çocuk sahibi olmaya engel mi, bir de tekrarlanır mı? Şimdi şöyle ifade edeyim. Endometrium polipinden bahsediyor hastalarımız. Düzensiz menstruasyonlar rahim iç duvarında düzensiz kalınlaşmalara neden olur. Rahim iç duvarı homojen şekilde aynı kalınlıkta her ay oluşmaz ve bazı kalınlaştığı bölgelerde parmaksız çıkıntılar oluşur. Bunun adı poliptir. Poliplerin genetik meyili olduğu kadar edinsel sonuçları da olabilir. Yani hastamız işte menstruasyon gördüğü yaş 13'tür, body mass indeksi 20'nin altındadır, zayıf bir kızdır. Ta ki 35 yaşına gelinceye kadar. Sonra kilo almaya başlar, hormon düzeyi değişir, yağ dokusundan da östrojen gelmeye başlar. Bu sefer rahim iç duvarı düzensiz kalınlaşır ve polip oluşur. Yani sadece polipleri böyle tesadüfü karşımıza çıkmış gibi bakamayız. Yani bu bazen de kendi elimizle polip sahibi oluyoruz. Bu durumda yapacağımız iki önemli şey var. Hastanın şikayetini dinlemek. Hasta ben çocuk sahibi olmak istiyorum diyorsa mutlak ve mutlak operatörü çıkaracağız. Bunun için de histeroskopi dediğimiz kameralı aletle doğum yoluna girip basit bir işlemle o polipi çıkarabiliyoruz. Histeroskopi işlemiyle veya endometriyal biyopsilerle de o polipler çıkarılabiliyor. Hastamız çok fazla kanamadan şikayet ediyorsa tabii yine o polipi çıkaracağız. Tekrarlayıp tekrarlamadığını takip etmemiz gerekiyor. Seri ultrasonografik ölçümlerle. Ama dediğim gibi kötü beslenme, yüksek kilo ve düzensiz menstruasyon yeni polip gelişmesine neden olabilir. Yani bir polip aldırdınız ama 6 ay sonra ikinci bir poliple karşılaşma ihtimaliniz de var tabii ki. Hocam bir de kimyasal gebelik sorulmuş. Nedir, ne için oluyor? Şöyle ifade edeyim. Bu aslında hekimler tarafından hastalara yaşadıkları durumu kolayca anlayabilmeleri için tarif edilmiş bir terim. Yaşanan şey şu. Sperm ve yumurta anne tüpünde birleşiyor. Hastalar menstruasyonum gecikti diye sevinçle yanımıza geliyorlar. Biz hemen kandan bir gebelik testi, beta HCG'ye bakıyoruz. Sonra beta HCG testi işte 100'e, 200'e kadar yükseliyor ve sonra spontan kendiliğinden düşüyor. Bu şu demek. Ya fertilize oldu, yumurtayla sperm birleşti, bir embriyo gelişti ama sağlıksız. Rahim iç duvarına tutunamadı. Tutunamadığı için gebelik değerleri düştü ve adetle atılacak. İkincisi, bazen baktığımız ELISA kitleri, yani laboratuvar kitleri, diğer kadın hormonlarıyla BTHCG, yani gebelik testini karıştırabiliyor. Çapraz reaksiyon deniyor buna. Çapraz reaksiyon geliştiğinde de hastada yalancı gebelik pozitifliği çıkabiliyor. Bu idrar testlerinde daha sık olur. İkincisi bu. Üçüncüsü de gerçekten bir gebelik oluşuyor. Hasta gebeliğinin varlığına gelip test ettirmiyor. Anormal bir kanamayla başvuruyor. Bir bakıyoruz bir gebelik var ama ortada ultrasonda görülür bir şey yok. Buna diyoruz ki hanımefendi ya düşük yapmışsınız, siz bu kanamayla geldiniz, ya da bu gebelik yerinde görünmüyor. Bu bir kimyasal gebelik, kendiliğinden de düşüş eğilimi var. Hastaya aslında sağlıksız bir gebeliğin kaybedildiğini anlaşılır vaziyette sunmanın bir yolu kimyasal gebelik terimi. Yani bu gebeliklerden sağlıklı gebeliğin geliştiğini neredeyse hiç görmedik. Yani birçok aslında nedeni var değil mi? Evet, birçok nedeni. Tek bir neden sayamayız buna. Hocam bir de diyor ki spiralde diyor bir sıkıntı olduğunu nasıl anlarız en basit? Hani diyor ağrı mı yapar, kanama mı yapar, nasıl anlayabiliriz diyor. Temel anlamda 3 semptom bu spiral kaynaklı hastanın bize başvurması gerektiğini gösterir. Bir, tekrarlayan vajinitler, vajina enfeksiyonları ve doğum yol akıntıları. Tedaviye dirençliyse. 2, cinsel birleşme esnasında veya cinsel birleşmeden sonra geçmeyen karın ağrıları veya işte hareketle oluşan karın ağrıları bu spiralden kaynaklı bir sorun olduğunu düşündürebilir. Üçüncüsü, bu spiralle beraber, spiral taktıktan sonra anormal vajinal kanamalar başladıysa, yani menstruasyon çok fazla uzadıysa, ara kanamaları başladıysa, bu spiralin
kendi yapısından veya taşıdığı bakırdan kaynaklı semptomlar olabilir. Bu durumda vakit kaybetmeden kadın doğumcuya başvurmaları gerekir. Hocam bir de idrar kaçırmayı sormuşlar. Nedenini, tedavi yöntemini. Tabii. Şimdi bu da yine günlük hayatımızın içinde bulunan bazı sorunlarla karşımıza çıkan semptomlar. İkiye ayırmak lazım. Hanımefendiler bize iki nedenle başvuruyorlar. Bir tanesi hocam diyor, ya ben çok sık idrara gidiyorum. Çok sık. İdrara geldiğimi hissediyorum, tuvalete koşana kadar bazen kaçırıyorum. Bu şu demek, İngilizcesi urgency, acil idrar ihtiyacı. Hasta tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları geçirmiştir, fark etmemiştir. O idrar kesesinin duvarı kalınlaşmıştır ve mesanenin taşıyabileceği idrar miktarı azalmıştır. Kompliyansı bozulmuştur, hasta çok sık idrara gider. İkincisi, hasta vajinit geçirmiştir, doğum yolu enfeksiyonu geçirmiştir, ihmal etmiştir. İdrar yollarına sirayet etmeye başlamıştır. Hasta bu nedenle başvurur. Üçüncüsü, hastamız bir diüretik kullanıyordur. Yani başka bir ilaç nedeniyle çok sık idrara gitmesi gerekiyordur. Bunu fark etmemiştir. Ondan dolayı acil idrar ihtiyacı taşıyordur. Dördüncüsü, hastamızda nörojenik mesane gelişmiştir. Atıyorum, çok fazla ameliyat olmuştur. Çok fazla kadının yollarından işlem geçirmiştir. Çok fazla sezaryen olmuştur. Mesane yapısı ve fonksiyonu nörolojik olarak bozulmuştur. Bu da idrar kaçırma ya neden olabilir. Tüm bu anlattıklarımı biz ameliyat etmiyoruz. Bunlar ameliyat edilmiyor. İlaç tedavisiyle çoğu hastamız şifa buluyor. Ancak bir diğer idrar kaçırma spektrum var ki bunlar şöyle başvuruyorlar. Hocam merdiven inerken, koşarken, gülerken, bazen sesimi yükselttiğimde idrar kaçırıyorum. Bunlar da çoğu zaman mesanenin de içerisinde bulunduğu kadın yollarının taşıyıcı hamak yapısının, kas yapısının bozulması nedeniyle oluyor. Açı bozulmaları, kas yapılarının fonksiyonlarının bozulmaları buna neden oluyor. Bu durumda yapabileceğimiz çok fazla şey yok. Hastaları çoğu zaman ameliyat etmek zorunda kalıyoruz. İdrar kesesini veya mesane boynunu yukarıya asacağımız bazı ameliyatlar var. Bu ameliyatlardan sonra hastalarımızın %90'ı şifa buluyor. Tabii bu aşamaya gelmeden önce, ameliyatlık olmadan önce hastalarımızın yapabileceği basit egzersizler var. Kegel egzersizleri. İnternete yazarlarsa çok kolayca bulabilirler tarifleri. Tekrarlayalım. Kegel. Kegel. Evet, kegel. Kegel egzersizlerine evet. Bakarlarsa kegel egzersizleri özellikle ikinci bahsettiğim idrar kaçırma semptomu olan hastalarda bazen ameliyata varmadan kurtulma yolu sağlayabilir. Hocam bir diğer çok sorulan soru da regli öncesi veya sonrası aşırı şiddetli ağrılar. Bunu genelde evet. Bütün kadınlar yaşıyor. Evet. Neden? Temel sebebi şu. Aslında bu bir sendrom olarak da tanımlanmış daha önce. Premenstrual sendrom. Sadece ağrıyla başvurmuyorlar hastalarımız. İşte vücudumda şişkinlik, dolgunluk, tahammülsüzlük, sinirlilik. İşte, tatlı isteği, krizim geldi. yeme istekleri. Bu bir sendrom. 28 günlük kadın döngüsünün 21. gününden sonra başlayan progesteron dediğimiz hormonun yükselmesi kadınlarda su tutulumuna ve şeker hipoglisemiye eğilime neden oluyor. Haliyle bu hanımefendiler bu dönemlerde o şişkinlik, progesteronun ruh haline olan etkisi ve yeme dürtüleriyle baş başa kalıyorlar. Ve menstruasyondan sonra progesteronun çekilmesi hastalığın rahatlamasını, ödemini atmasını, şeker ihtiyaçlarının azalmasını sağlıyor. Ve bazen bu menstruasyon kanamalarının, şimdi vücutta neticede bir defans mekanizması uygulamak zorunda. Yani nereye kadar kanayabilir ki bir kadın? O kanamayı vücudun durdurması lazım. Miyometriyumda yani rahim kaslarında bir kasılma gevşeme mekanizması çalışmaya başlıyor. Bu kasılma gevşeme mekanizması o kadar sık ve hızlı oluyor ki bazen kas hücreleri oksijensiz kalabiliyor, hipoksik kalabiliyor ve bu ağrıya neden oluyor. Tıpkı çok koştuktan sonra bacağınıza kramp girmesi gibi, işte tıpkı çok çalıştıktan sonra kolunuza kramp girmesi gibi. İşte bu ağrılar hipoksi ağrıları. Biz ne yapıyoruz? Çoğu zaman bu özellikle menstruasyon dönemi ağrılarını hafifletmek için kanamalarını da çok azaltmadan hastalarımızın çeşitli ilaç tedavileri var. Bu ilaç tedavilerini veriyoruz. Hastalarımıza mutlak ve mutlak magnezyumdan, kalsiyumdan ve potasyumdan zengin beslenmelerini tavsiye ediyoruz. Malumunuz potasyuma, magnezyuma ve kalsiyuma insanlar çok ucuz yoldan mevsim meyveleriyle ve sebzeleriyle ulaşabilir. Peki bunun direkt kolay yoldan vitamini mi tavsiye eder misiniz? Şöyle yani magnezyum preparatları kullanılabilir. Hem menstruasyon kanamasını azaltmaz. Hastalarımız çok kanaması çok azalınca da huzursuz oluyorlar. Evet. Yani benim kanamamı çok azalttınız hocam diye. Magnezyum preparatları o kasların kasılmalarını biraz yavaşlatıyor. Hem hasta kanıyor hem de o hipoksi ağrılarını az hissediyor.
İşte potasyum ve kalsiyumu kullandıkları zaman bu kanama daha da hafifleyip kasılmalar daha da azalabiliyor. Ve bazen de temel olarak kullandığımız ağrı kesiciler ve kanama durdurucular var. Onları kullanmak zorunda kalabiliyoruz. Doğum kontrolü verdiğimizde bu kanamalar daha da azalıyor. Hocam son olarak çikolata kistini soracağım. Bu hani ilaçsız tedavi edilebiliyor mu veya kist varken hamile kalınabiliyor mu diye Tabii sormuştum. Şöyle ifade edeyim. Endometrioma bahsedilen kist. Endometriomanın etiyolojisi yani sebebi çok net olarak açıklanmış değil ama birkaç hipotezden bahsediliyor. Ve en sık üzerinde durulan hipotez retrograd menstruasyon. Yani şu demek. Menstruasyon dönemi, adet kanamaları döneminde biz vajinal yoldan gelen kanı görüyoruz. Ancak çalışan o tüpler, açık olan o tüpler bu menstruasyon kanamalarının bir kısmını karın içerisine taşıyor. Yani biz sadece dışarıya kanamıyoruz, bir miktarda o kan batın içerisinde, karın içerisinde taşınıyor. Ve retrograd menstruasyon çok sık olduğu zaman tüplerin yüzeyinde, bazen peritonda yani karın zarının yüzeyinde, bazen de yumurtalığın yüzeyinde endometrioma denilen kistlerin oluşmasına neden olabiliyor. Yaygınsa adı endometriozis oluyor. Hastalarımızın endometriomaları tüp fonksiyonlarını bozmadıysa, düzenli hastalar yumurtlayabiliyorlarsa, endometriyonun boyutu küçükse, %90 itibariyle bu hastalar spontan gebe kalıyorlar. Bazen tüp fonksiyonları bozuluyor retrograd menstruasyon ve endometrioma nedeniyle. Bunu ayırt etmemizin yolu da HSG filmleri. Eğer HSG filmlerinde bir tıkanıklık görüyorsak endometrioma ile beraber veya endometriyomun varlığı bir yıldan uzun süredir korunmasız ilişkiye rağmen gebeliği engellediyse bu durumda bu endometrioma ile infertilit arasında bir ilişki kuruyoruz. Ona yönelik tedavilerini de veriyoruz. Her endometrioma sahibi kadın gebe kalamayacak, infertil olacak sonucu çıkamaz. Evet. Büyük bir kısmı kendinden gebe kalıyor. Bazen endometriyomalar çok fazla büyüyorlar. İşte 6, 7, 8, 10 santim. Kalamayanlar da dediğim gibi tedaviye geliyor. Onları da ameliyat ediyoruz. Anladım hocam. Çok teşekkür ederiz. O kadar çok soru var ki. Evet, yani 3. Evet. ve 4. programı da çekeceğiz sizinle inşallah. Kısmet, programın sonuna geldik yavaş umarım yavaş. Umarım faydalı oluyoruzdur. Çok teşekkür ederim. Çok çok güzel bilgiler veriyorsunuz. Son olarak değerli izleyenlere neler söylemek isterseniz programı bitireceğiz. Son olarak kadın hayatı, toplum hayatı demek. Kadın sağlığı, toplum sağlığı demek. Lütfen kendinizi ihmal etmeyin. Kadın doğumcuya en azından yılda bir kere başvurun. Smear testlerinizi, meme ultrasonlarınızı ve yaşınız uygunsa mamografinizi mutlaka yaptırın. Jinekolojik muayeneden korkmayın ve gebeliklerinizi lütfen ertelemeyin. Çok söylemek teşekkür ederiz ben. Hocam. İnşallah tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Çok memnun oldum. Evet değerli izleyenler, bugünlük Yaşam Koç'un programının sonuna geldik. Haftaya yepyeni konuğum ve konularımla birlikte RTV ekranlarında tekrar sizlerle birlikte olacağız. Esen kalın.